Merhaba, Eylül.com'un hazırlamış olduğu yeni tanıtıcı videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Dreamstar Turbine IPTV cihazının tanıtımını yapacağız. İstiyorsanız şöyle yakından kutu içeriklere bir bakalım, ondan sonra cihazımızı takalım, menüler hakkında da konuşmalarımızı yapalım. Şimdi, kutumuzu gördüğünüz gibi oldukça şık bir tasarım yapmışlar kutuda. Şöyle baktığınız zaman da arka kısmı çevrimizde ürün açıklamalarıyla ilgili resimleri görebiliyorsunuz. Şimdi kutuyu bir açalım bakalım. Kutumuz içerisinde bir adet kullanma kılavuzu, ayrıca de garanti belgesi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Cihazımıza bir inceleyelim. Şimdi cihazımızı takmadan önce şöyle bir gösterelim. Ön panelde bir tane display panel var. Numaratör olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca kumanda edebiliyorsunuz. Ya da kutu içerisinde çıkan harici bir gözle istiyorsanız TV'nizin arkasında saklayabilirsiniz. Öyle de kumanda edebiliyorsunuz. Yan tarafa çevirdiğimiz zaman iki adet USB girişini göreceksiniz burada. İstiyorsanız kayıt yapabilirsiniz. Burada bir adet anten girişi, Ethernet girişi, HDMI, RS232 ve AV girişi, eski tip tüplü televizyonlarda ya da eski tip ses sistemlerinde kullanabileceğiniz bölüm. Ayrıca de gücün girdiği yer, adaptörün giriş yeri. Şimdi kutumuzun içeriğinden neler çıkıyor bakalım. Şöyle bir adet, çok şık tasarım yapılmış bir adet kumandası var. Gördüğünüz gibi. Kısa yöntemli olarak da IPTV tuşu tanımlaması da yapılmış buraya. Onları da videomuzda göstereceğiz size. HDMI kablosu çıkıyor. Bir adet pininiz var. Alıcı gözümüz var. Dediğimiz gibi istiyorsanız televizyon arkasında saklayabilirsiniz ya da olduğu gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Adaptörünüz ve gözü yapıştırabilmeniz için de bir adet de çift ağlı bant vermişler. Şimdi cihazımızı takalım ve menülerini incelemeye başlayalım sizlerle. Anten kablomuzu da bağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ön tarafta panelimiz yandı. Numaratör olarak da göreceksiniz zaten. Bir açılışımız başlasın. Şimdi bu cihazın bir özelliği hem uydu alıcısı olarak kullanabilmeniz hem de IPTV olarak kullanabilmeniz, çanaksız IPTV olarak kullanabilmenizi olanak sağlıyor. Ve birçok TV kanallarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi cihazımız açıldı. Şimdi burada OK tuşuna bastığımız zaman kanal listesini göreceksiniz. Hazır bir kanal listesi zaten sizlere geliyor. Gördüğünüz gibi. Kanal geçişlerini isterseniz bir bakalım. Şu şekilde bir ileri yapalım. Görüntü kalitesi oldukça başarılı. Kanal geçişleri de oldukça hızlı. Şöyle geçiş yapalım birkaç kanalda. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Gördüğünüz gibi kanal geçişleri oldukça başarılı. Menü kısmını inceleyelim. Menü tuşuna basıyorum. Kurulum kısmı geliyor karşımıza ilk. Kuruluma girdiğimiz zaman da şifremiz standart 4.0 zaten. Burada anten ayarlarımızı, uydu listelerimizi, transponderle, motorlarla, limit ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Yeni bir uydu ekleyeceksiniz ya da kanal taraması yapmak istiyorsanız bu kısımdan yapabileceksiniz. Sağ tarafa geçiş yaptığımız zaman kanal taşıması, favori yapmak istiyorsanız ya da bütün kanalları silmek istiyorsanız bu bölümden yapabilirsiniz. Yine menü kısmına devam ettiğimiz zaman ayarlar kısmına giriş yaptığımızda da burada dil ayarlarını, OCD ayarlarını, kayıt ayarlarını ve diğer zaman ayarları buradan yapabiliyorsunuz. En önemli bölüme gelelim. A ayarları kısmına giriş yapalım. Şimdi A ayarları girdiğimiz zaman, şimdi bu cihazımızda hem internet girişimiz var hem de dahil olan bir Wi-Fi'miz var. Burada ekstra bir wireless anten almanıza gerek kalmıyor. Wireless de oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. İsterseniz Ethernet'le bağlantı kurabilirsiniz. İstiyorsanız da Wi-Fi ile bağlantı kurup gerekli olan IPTV uygulamalarını ya da YouTube uygulamalarını buradan kullanabileceksiniz. Şimdi key aktivasyon bölümü dediğimiz bölüm. Burada baktığınız zaman cihazla birlikte size verilen hediye olan bir aktivasyon kodu verilir. Burada gördüğünüz gibi üyeliğiniz 365 gün sonra sona erecektir der. Burada ayarları kısmına giriş yaptığınız zaman kablolu, kablosuz ve 3G ayar yapabiliriz. Yani operatörünüzden almış olduğunuz 3G bir aparatınız varsa takıp 3G ayarı yapabilirsiniz. İstiyorsanız kablosuz A bölümünden de kablosuz ayarlarınızı yapabiliyorsunuz burada. Kablosuz kısmı gösterelim burada size kısaca. Yapılandırma kısmına giriş yaptığımızda lütfen bekleyin diyor burada. Burada sizin için kablosuz olan ağların aramasını yapıyor. Gördüğünüz gibi de birçok
Wi-Fi oldukça da başarılı bir şekilde çektiğini göreceksiniz. Şuradan çıkış yapalım. Biz yine kablolu modumuza geri alalım. Ağ balansı başarılı gördüğünüz gibi. Menüye yine devam edelim. Kart menüsü var burada. Key menüsü var. Paylaşım ayarları dediğimiz, serverınız varsa, CCCam server girişleriniz varsa bu kısımdan giriş yapabiliyorsunuz. Güncelleme kısmına geldiğiniz zaman istiyorsanız USB'den yazılım güncelleme yapabilirsiniz. İstiyorsanız internet üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Cihazın kendi sistemine bağlantı kurduğunuz zaman da güncel tarihli olan bir yazılımı varsa buradan indirin. Çünkü cihaz kendini oldukça yeniliyor. Bazı özellikler ekleniyor. Ara ara buralara girip güncelleme yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bir de hazır kanal listeleri zaten sizler için yükleniyor buralara. Yeni kanal listelerini de buradan bulup indirebiliyorsunuz. Keyleri de keza yine aynı şekilde USB üzerinden yükleme yapabilirsiniz. Ya da CCCam ya da NeeCam bir serverınız varsa USB üzerinden de buradan yüklemeyi yapabiliyorsunuz. Onun haricinde de yine kanal listesinde USB yedek alıp tekrardan da bu kısımdan yükleme yapabiliyorsunuz. Bu kısımda fabrika ayarları kısmı bu alınan anlaşıldığı gibi ilk aldığınız ayarlara geri dönecektir. Her şeyin sıfırlanacaktır. Multimedya bölümleri, oyun. Cihazın içerisinde sizlere oyun geliyor gördüğünüz gibi. Bunları da oyun oynayabiliyorsunuz. Rastgele bir tane seçtiğim zaman göstermek için. Gördüğünüz gibi burada da oyun oynayabiliyorsunuz. Onun dışında yine menü girişi yaptığımızda en başa tekrar kuruluma gelmiş oluyor. Multimedya kısmını da şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi uygulamalar, filmler, müzikler, resimler gibi. Uygulamalar kısmına bastığınız zaman burada da gördüğünüz gibi Web, VOD, IPTV, YouTube, DLNA gibi bölümleri burada göreceksiniz. Şimdi bizim burada IPTV bölümüne geçiş nasıl yapacağız? Exit'te çıktık. Bakın kumandada bir IPTV fonksiyonu var demiştik. Burada IPTV tuşuna basıyorum. Sizin için burada Dream TV, VOD, ayrıyetten IPTV, bir IPTV bölümü daha var. Bir de Extreme Codes bölümü var. Şimdi bunlar ne işe yarıyor, neler yapıyor? Şimdi Dream TV, VOD kısmı sizlere bu yüklemiş olduğumuz key'imiz vardı, kodumuz vardı, Dream kodumuz vardı. Bu bölümleri aktif ediyor. Bunların içerisinde neler var bakalım. Şimdi Dream TV'ye girdiğiniz zaman her bağlantınızda yeni kanallar eklendiği zaman güncellemesini yapacak. Lütfen bekleyin, izliyor. Yeni kanalları indiriyor. Bakın bu kısımda birçok kanalları görüyorsunuz. Sol tarafa geçtiğimizde sporlar, OSL, Arabikler, Türk kanalları, yurt dışı kullanan müşterilerimiz için oldukça ideal. Gördüğünüz gibi 101 tane kanal burada mevcut. Ve birçok ulusal kanallarımıza bu key üzerinden erişim sağlanabiliyor. Ya da birçok yabancı kanallara da burada gördüğünüz gibi erişim sağlanabiliyor. Yetişkinler için de özel yapılmış olan bir bölümümüz de mevcut. Aşağıya doğru indiğimizde gördüğünüz gibi oldukça birçok kanala erişim sağlayabiliyorsunuz. Uydudaki birçok kanalı ve paketi burada IPTV olarak sizler için koymuşlar. Buradan çıkış yaptığımız zaman burada VOD kısmına giriyoruz. Burada sizler için yapılmış olan film arşivleri var. Burada gördüğünüz gibi birçok film sizler için burada listeleniyor ve sıralanıyor. Burada gördüğünüz gibi alt tarafta üyeniz 365 gün sonra sona erecektir. Siz açtığınız zaman burada göreceksiniz kaç gününüz kaldığını. Burada gördüğünüz gibi birçok filmleri sizler için eklemişler ve buradan da izleyebiliyorsunuz. Buradan çıkış yapalım. Şimdi bir de burada IPTV bölümü var. Burada manuel olarak yani USB üzerinden TV list uzantılı bir dosyayı eklemek istiyorsanız buradan USB taktığınız zaman mavi tuşa bastığınızda USB güncellemenizi yapabileceksiniz. Ya da buradan çıkalım. Extreme bölümüne giriş yapıyoruz. Satın almış olduğunuz bir IPTV'niz varsa elinizde mevcut olan Extreme Codes vermişlerse size buradan gerekli HTTP ayarlarını, portlarını, kullanıcı adı şifreyi girip kaydettiğiniz zaman sunucuya otomatik olarak bağlanacaktır. Otomatik olarak da her seferinde güncellemenizi yapacaktır. Sol üst köşede de ne kadar süreniz kaldığını da size sistem otomatik olarak gösterecektir. Bir de örnek veriyorum, dilim kodunuzun süresi bitti. Bir yılı doldurdunuz, devam etmek istemediniz. O zaman burada bir IPTV bölümü var. Burada da sizin için ekstra kod olmadan görebileceğiniz paketler de burada mevcut. Gördüğünüz gibi ulusallar, haberler, sporlar, belgeseller gibi kanallar
mevcut. Aşağıya doğru indiğim zaman size için özel bölüm yapılmış. Yeşilçam filmleri gibi ya da ekstra Türk filmleri gibi, yabancı filmler, animasyon filmleri gibi ve size için de diziler içinde ekstra bölüm yapılmış. Game of Thrones gibi, gördüğünüz gibi 7. sezon 7. bölüme kadar vermişler. Ayrıca de gördüğünüz gibi birçok dizilerin bölümlerini de buradan izleyebiliyorsunuz. Buradan da çıkış yaptıktan sonra tekrardan devam edelim. Bakın burada bir de YouTube koymuşlar sizler için. YouTube'a giriş yapalım. Gördüğünüz gibi YouTube'da da birçok izleyebileceğiniz videolar da burada mevcut. Kategoriler de burada var. Ayrıca arama kısmını da buradan yapabiliyorsunuz. Aramak istediğiniz bir şey varsa da buradan yapabiliyorsunuz. Sağ tarafa doğru gittiğimiz zaman da baktığınız zaman sizler için bir de buraya Kur'an eklemişler. Buradan da Kur'an-ı Kerim'i görebiliyorsunuz. Çıkış yapalım buradan. Evet, onun dışında da Google haritaları da ilave yapmışlar ve hava durumları, döviz çeviriciler ve dosya indirme gibi seçenekler multimedya bölümüne koymuşlar. Evet, bugün sizlere piyasaya yeni giren, çanaksız TV keyfi dönemi başlatan Dreamstar Tribune HD IPTV cihazının tanıtımını yaptık. Siparişleriniz için ya da soru ve sorularınız için bizle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0212-245-2333 ya da 0544-245-2333 no'lu telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik yeni tanıtıcı videoda görüşene kadar hoşça kalın diyoruz.